Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yaprak topladık. Yapraklara salamura yapmayı göstereceğiz sizlere. Şöyle demetledik. Geri kalanını da demetleyip bir de onlara salamura yapımını göstereceğiz. Evet, yapraklarımızın birazını birledik, böyle demetledik. Daha hala yaprağımız çok ama ben şimdiden size şöyle yaprak salamurasını göstereceğim. Bidonumuzun içine bunları iyice yerleştireceğiz. Şöyle de şurada bidonumuzun içine 5 bardak, 5 kiloluk bidona 5 bardak suyumuzu ayarladık. Pardon, 5 bardak tuzumuzu ayarladık ve suyumuzu doldurduk. Karıştırdım erisin diye. Tuzumuz, kaya tuzumuz. Şöyle kaya tuzumuz. Dediğim gibi 5 bardak tuz koyuyoruz 5 kiloluk bidonun içine. Kimisi bunu kaynar suyu üzerine boca yapıyor, döküyor. Ondan sonra tuzlu su yapıyor. Soğuduktan sonra bidonlara koyuyor ama böyle de hiçbir şey fark etmiyor. Böyle daha pratik oluyor. Ve ben yıllardır böyle yapıyorum. Bidonumuzu doldurduk. Üzerine tepeleme bastık iyice. Arkadaşlar bu birkaç gün sonra inecektir. Yumuşayıp aşağıya doğru inecektir. Üzerine tekrar yaprak basabilirsiniz. Suyumuz tamamen normal içme suyu olacaktır. Klorsuz bir su olması lazım. Tuzumuz da kaya tuzu olması lazım. 5 kiloluk bidona 5 bardak su. 5 bardak tuz, pardon. Şöyle koyalım. Biraz sıkı bastığımız için biraz suyunu geç alacaktır. Bu suyu doldurana kadar, ağzına kadar doldurup biraz üzerine tuz ekleyip kapatacağız. Evet, suyumuzu doldurduk. Arkadaşlar bu erir diye hiç aklınızın ucundan bile geçmesin. Tabii herkesin kendi görüşü ama herkes çeşit çeşit salamura yapıyor. Biz direkt musluktan içme suyundan kullanıyorum. Sadece klorsuz olması önemli suyun. Ve tuzumuzun kaya tuzu olması lazım. Evet, suyumuzu doldurduk ağzına kadar. Bu hemen hemen 1-2 gün sonra azalacaktır. Üzerine tekrar yaprak ilave edip üzerini kapatabilirsiniz. İnanın bu içinde hiç su kalmıyor ama hiç de bir şey olmuyor. Evet, şöyle biraz daha üzerine gördüğünüz gibi tuz attık ve çay tabağını üzerine kapadım. Siz temiz bir taş da yıkayıp koyabilirsiniz. Ağırlık olsun, üzerine çıkmasın diye. Evet, salamuramız hazır. Böyle hiçbir şey olmuyor, hiç bozulmuyor. Daha önce ben kaynar su da döktüm üzerine, tuzlu su yaptım. Çeşit çeşit yaptık ama erime ihtimali oluyor, tedirgin oluyorum. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Acaba eriyecek mi? Erimeyecek mi diye. Ama böyle direkt musluktan aldığımız suyla yıllardan beri yaparım ama hiç de bir şey olmaz. İçinde hiç su kalmaz. Zamanla suyu biter ama yine de bir şey olmaz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.